yaşarım. Gönül avcılarını aldatırım, kaçarım. Benim adım Çalı Kuşu. Benim adım Çalı Kuşu. Daldan dala konarım, gizli gizli yanarım. Daldan dala konarım, gizli gizli yanarım. Yalnız onu sevmiştim, ismini hep anarım. Yalnız onu sevmiştim, ismini hep anarım. Benim adım Çalı Kuşu. Benim adım Çalı Kuşu. Sevgilim ince daldı, kalbim hep onu çaldı. Sevgilim ince daldı, kalbim hep onu çaldı. Tam 3 sene oluyor, gözüm yolunda kaldı. Tam 3 sene oluyor, gözüm yolunda kaldı. Benim adım Çalı Kuşu. Benim adım Çalı Kuşu. Ankara'da bir program için gittiğimde sağ olsun kulakları çınlasın Atilla Mayda bana bir şarkı verdi. Çünkü Zide Hanım dedi bu şarkıyı al, tam senin sesine uygun, bunu sen meşhur edersin dedi. Bunu kimse, birisi okudu ama tanıtamadı şarkıyı dedi. Saadettin Kaynağ'ın güzel bir şarkısıdır dedi. Aldım şarkıyı, baktım Civelek şarkısıydı. Sonra çalıştım. Onu bir plak yaptık ve şarkı tuttu. Bu senelerce devam etti. O şarkı her gidişimde onu en son final şarkısı olarak kullanıyordum. Sonra tekrar geldi Atilla Mayda bana. Dedi ki ya Güzide Hanım dedi bir şarkı daha var dedi. O da Yesar Rasim Arsoy'un dedi. O da çok güzel bir şarkı. O da film şarkısı mı yapmış, bir şey yapmış yani onu bilemiyorum. Bu çok güzel bir şarkı ama bunu okuyacak insan yok dedi. Tam senin sesine uygun, kahkahalı bir şarkı dedi. İlk pekala aldık şarkıyı, çalıştık. ama o da tuttu. Ondan sonra plakçılar istediler. Tekrar bir plak yapalım dediler. İşte kaset devriydi o zaman tabii. Kasetler yapılıyordu. Dedi bir kaset yapıldı. Bir şeyler yaptık yani. Ve o şarkı öyle tuttu. Hala bugüne kadar da hala nereye gitsem elinde kahkahalı şarkıyı söyle diyorlar. Ya da Cibeli'yi söyle diyorlar. İkisinden birisi. Elhalarda uçarım, kahkahalar saçarım. Elhalarda uçarım, kahkahalar saçarım. Gönül avcılarını
Benim adım Çalı Kuşu. Benim adım yani Yeter Rasım Arsoy da aynı şeyi söyledi. Ya Güzide'cim dedi, beni çok severdi. Sanki dedi, evet aynı şeyi söyledi o da. Sanki dedi ben bu şarkıyı senin sesine göre yazmışım dedi. Çünkü bunu kimse okuyamadı. Okuyamadı dedi. Plakçılar istediler. Müsaade alınıyor tabii hocadan. Dedi ki vallahi Güzide'cim dedi, ben onu yazdım ama alelacele yazdım. Sonra güftelerini pek hoşuma gitmedi, değiştirdim dedi. Ne olacak hoca şimdi dedim. Şimdi değiştireceğiz, sen değişik okuyacaksın dedi. Radyoda bir program yaptım. O zaman onun güfteleriyle okumuştum, ilk güfteleriyle. Ondan sonra değişik güfteyle okudum. Yani bu şimdiki okuduğum güfteyle okudum. Değiştirdi güftelerini ve ben plağı da kaseti de bundan yaptım. Bu şarkıyı daldan dala konarım, gizli gizli yanarım. Daldan dala konarım, gizli gizli yanarım. Yalnız onu sevmiştim, ismini hep anarım. Yalnız onu sevmiştim, ismini hep anarım. Benim adım Çalı Kuşu. Benim adım Çalı Kuşu. Bu şarkıyı o zaman radyo müdürümüz yasakladı herkese. Ya bana değil de herkese, benim harcımda herkese yasakladı. Çünkü bunun kahkahaları çok incelik ister dedi. Mesela eskaza bir Recep Birgit okusa dedi, nasıl okuyacak, kahkahalarını atacak. Ho 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 mu diyecek yani dedi. Böyle bir anız, onun için kimseye okutmadı. Zaten kimse de okuyamadı. Yani cesaret edemediler benden sonra okumaya. Sevgilim ince daldı, kalbim hep onu çaldı. Sevgilim ince daldı, kalbim hep onu çaldı. Tam 3 sene oluyor, gözüm yolunda kaldı. Tam 3 sene oluyor, gözüm yolunda kaldı. Benim adım Çalı Kuşu. Benim adım Çalı Kuşu. Halk da çok seviyor. Nereye gitsem millet kahkahalı şarkıyı diyorlar. Bayan kahkaha. Bir zamanlar bayan cibelek diyorlardı. Sonra bayan kahkaha demeye başladılar. Şimdi sokakta da yürüsem, akıllarına Güzide Kasacı gelmediyse, şayet ismim gelmediyse, bayan kahkaha gidiyor diyorlar. Yani adım yok. Adım bayan kahkaha kaldı o zamanlar.